Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili gençler, Müslümanlar bir savaşta esir düşmüşler. Esaretten sonra, kurttan sonra onlara bir soru soruluyor. Diyor ki siz esarette en çok neyin ızdırabını, kederini çektiniz? Yani en çok zahmet, ızdırap veren neydi? Cevap çok manidar, yani çok enteresan. Demişler ki biz çocuklarımızın terbiyesinde, eğitiminde uzak kalmaklığımız bize çok zor geldi. En çok onun ızdırabını çektik. Yani bu neyi gösteriyor? Demek ki tarih boyunca Müslümanlar niye muazzam mükemmel medeniyete kurdular? Neye çok önem verdiler? Eğitime çok önem verdiler. Şimdi eğer gerçekten Müslümanlar eğitime, ki eğitimin diğer adı önceki terbiye de diyoruz. Yani medreseler bugünkü üniversitelerin çok fevkinde, çok yüksektir. Bunun en büyükleri ne? İşte İbn Sina'lar, Mimar Sina'lar, Ali Kuşçular, Ulu Beyler, mesela bunlar Hazarfen Ahmet Çelebi'ler, Fatihler, Akşemseddinler, Mevlana'lar, Ahmed Hanî'ler, Selahaddin Eyyubi'ler. Bunu hep nerede yetiştiler? Hep medreselerde muazzam mükemmel ne gördüler? Mükemmel bir eğitim gördüler. Bakın şu anda yaklaşık olarak İstanbul'un fethini neredeyse 600 sene mi 700 sene yaklaşacak. Düşün Fatih o zaman da tam 7 tane dil öğrenmiş. Bak 7 tane yabancı dil. Zira teknik teknoloji muazzam ve mükemmel. Demek ki Müslümanlar eğitime önem veriyor ama eğitimi biz tek taraflı yapmamışız. Hem maddi eğitimi hem de söyleyin hem de manevi, yani ruhi terbiye ehemmiyet vermiş. Mesela bugünkü eğitimin tarifini yapacak olursak ne deriz? İşte yetiştirme, geliştirme, herhangi bir özellikle insanımıza bir alışkanlık, bir meleke, bir sanat, mükemmel bir sanat veya bir zanaat veyahut da maddi manevi ne yapmak? Onu arzu edilen noktaya getirmek. Ama şimdi biz bugünkü eğitimimiz, yani tabirinde ise filozoflardan birisi diyor yani dinsiz ilim, ilimsiz din. Biri kör, biri topaldır yani. Belki de bu ifade bir vaatte göre Hazreti Ali radıyallahu efendimize dayanır. Söyleyeyim, dinsiz ilim, ilimsiz din nedir? Biri kör, biri topaldır yani. O halde demek ki şimdi Bediüzzaman Hazretleri de hatırlarsanız vicdanın ışığı, ziyası, din ilimleri. Aklında nuru, medeniyet fenleri. O halde demek ki ideal bir eğitim, güzel bir eğitim hangi eğitimdir? Hem çocuğu maddi cihette bir herhangi bir sanatta, herhangi bir zanatta ona bir beceri, güzel bir özellik, güzel bir güzellik kazandırmak için hem maddi hem manevi. Bir tarafta hem onun ruhunu terbiye edeceğiz, hem onun bile ruhi melekelerini geliştirmeye çalışacağız. Hani aynı zamanda ne? Aynı zamanda vermek istediğimiz doktor mu olacak? Bu adam mobilyacı mı olacak? Marangoz mu olacak? Aşçı mı olacak? İşçi mi olacak? Mühendis mi olacak? Devletin yüksek kesiminde ne yapacak? Yer mi alacak? Ona göre ne olması lazım? Hem maddi hem manevi eğitime çok ağırlık vermek lazım. Bak mesela Osmanlı'da duydunuz mu? Enderun Mektebi var. Bu Enderun Mektubu'nun en büyük özelliği, söyleyin bakan, Enderun Mektebi'nin en büyük özelliği saraya adam yetiştirmektir. Çünkü saray herkes ne yapmaz? Herkes devlet adamı olamaz. Herkesin yetenek ve kabiliyeti ona müsait değildir. Enderun Mektebi'nde yetişen, başaran, diploma alan müderrislerin takdirini kazanan bir insan ne olabilir? İleride saraya namzet, saraya aday olabilir. Şimdi gelelim bugün ders konumuza. Bir deprem geçirdik. Daha önce birçok depremler geçirdik. Ve üzerinde yakın tarihimizdeki depremlerde bazı şeyler dikkatimizi çekti. Hem de çok önemli. Ne dikkatimizi çekti? Bir yağmalama, çalma, hırsızlama. Oldu mu olmadı mı? Oldu. Bugün de oldu, dün de oldu. Ama bunlar Allah'a çok az, çok azınlıkta. Benim Anadolu insanım diğer gamdır, vefadardır, sağlamdır, imanlıdır, inançlıdır. Birisinin beş kuruşuna, birisinin bir toplu iğnesine ne yapmaz? Tenezzül etmez. Ama maalesef bunlar görüldü. Ne görüldü? Sağlam binalar, sahte binalar yaptığımız ortaya çıktı. Yağmalama kısmen de olsa, az da olsa görüldü mü görülmedi mi arkadaşlar? Görüldü. O halde ne yapalım? Diyorum ki gelin o zaman eğitimimizi gözden geçirelim. Yetkililere, etkililere söyleyelim. O halde nerede hesap yaptık? Nerede yanlış yaptık? Ne yapalım? Tekrar geri dönelim. Şimdi herkes ne dedi? Sağlam binalar yapalım. Ben diyorum, bilmem bu ifade ne dersiniz? Ben diyorum ki sağlam binalar yapalım. Tamam. Ama sağlam binaların yapılması için önce kimin yetişmesi lazım? Sağlam
insanların yetişmesi lazım. Her kademede, her sahada, her alanda, her yerde. Yani diyelim ki okulda, ticarette, devlet idaresinde, devlet dairesinde, aklınıza ne gelirse herkesin de her yerde, her an, her zaman herkesin ne yapmak lazım? Bize göre bir eğitim olması lazım. Dua edelim. Evet, bugün eğitimimizin milli eğitim. Milli kelimesi çok ağır bir kelimedir. Yani dini, ondan sonra dini, manevi bütün değerler milli kelimesinin içerisindedir. Dini, tarihi, milli, imani, İslami, ahlaki, edebi, aklınıza ne gelirse hepsi ne içerisindedir? Hepsi milli kelimesinin içerisindedir. O halde gerçekten ne diyelim eğitimimizin? O halde bize deprem ne dedi? Deprem tekrar yeniden eğitim dedi. Demek ki sağlam binalardan önce siz bana cevap, sağlam binalardan önce ne yetiştirmek lazım? Sağlam karakterli insana yetiştirmemiz. Bu da neyle olur? Bu da ancak eğitimle olur. Yani ne demek istiyorum? Biz ta ilkokuldan ta üniversiteye kadar. Mesela Allah'ın emirleri, Allah'ın yasakları, Allah'a iman, ahirete iman, hak, hukuk, adalet, insan hakkı, değil mi? Bütün bunlar ne yapması lazım? Yavaş yavaş böyle damlaya ilkokulda seviyesine göre, ortaokulda seviyesine göre ta üniversiteye kadar bunları ne yapılması lazım? Bunların işlenmesi lazım. Bak dünkü gün biz neyiz? Dünkü gün çok bak. Bugün kadar üniversiteler yok. Bugün kadar ne yok? Okullar yok ama her tarafta az da olsa bir medrese var, tekye var, zaviye var. İnsanımızın eğitimine bak. Bir iki örnek vereyim size. Adam satın aldığı tarladan çıkan altın küpünü götürüp tak diye tarla sahibine takdim ediyor. Nedir bu? Senden satın aldım, tarladan çıktı. E kardeşim ben tarlayı sana sattım. Hayır, ben tarlanın üstüne aldım. Ne yapmadım? Altını satın almadım. Bu sefer satan da ne yap? O da altını almıyor. Küp altın nerede kalıyor? Ortada kalıyor. İş kadiye, yani hakime intikal ediyor. Hakim konuda belki gözleri yaşardı. Buna hayran kaldı, hayret etti. Onları takdir ve tebrik etti. En son ne yaptı biliyor musunuz? Hakim çok güzel bir şey yaptı. Küp altını ikiye böldü. Birisinin kızı, birisinin de oğlu varmış. Onları da evlendirdi. Onları dünür yaptı. Ve böyle bir güzellik tarihe mal oldu. Ve inanın şu anda tarihimizde, doğuda, batıda, evet, İslam aleminde binlerce sana size örnekler verebilirim. Bak, sadaka taşlarına ne yapmıyoruz? Para bırakıyor, kimse tenezzül etmiyor. O gün paralarımız da çok da gümüş ve altındır yani. Çok değerli ve kıymetlidir. İhtiyacı olduğu kadar gidip sadaka taşında alıyor. Bir müddet sonra durum müsait olunca tekrar geri götürüp seferde geri niye bırakıyor? Geri bırakıyor. Düşünemiyorsunuz yani. Kadar harika. Avrupalı bunlara hayran kalıyor yani. Düşünebiliyor musunuz? Bakın fakir fukara da var. Ama ne yapmıyor? Tenezzül etmiyor. Zengin götürüp oraya sadaka taşlarına para bırakıyor. Fakir de gidip hem de izzetine dokunmuyor, değil mi? Yani istemek çok zor yani. İstemek çok defa ne dedi? Doğru da değildir yani. Müslüman izzetidir. İstemiyor. Gibi o sadaka taşından alıyor. Ondan sonra müsait olduğu zaman tekrar geri yürütüp geri bırakıyor yani. İşte Cenab-ı Hak tekrar bize İslam'ın, Allah sevgisinin, Allah korkusunun, iman, ahiret inancının hakim olduğu günleri bize ne yapsın Rabbim? Bize nasip etsin. Şimdi bu konuda, işte bu konuda ne, mesela diyelim ki Risale'lerde nereye okuyabiliriz? Bakın şimdi çok çok enteresan. Birkaç paragraf okuyacağım. Böyle dikkatli ve böyle dinlemenizi istirham ediyorum. Evet. Hem her bir şehir kendi ahalisine geniş bir hanedir. Eğer iman ahiret, ahirete iman o büyük aile efradında, fertlerinde hükmetmezse, yani hakim olmazsa, güzel ahlakın esası olan ihlas. İhlas neydi? Bir şey yalnız ve yalnız Allah için yapmak. İhlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, dinden gelen gayret, fedakarlık, rıza ilahi, Allah'ın rızası, sevabı uhrevi yerine. Bak şimdi eğer ahiret inancı, Allah'a iman inancı, İslam inancı hakim olsa, bu olmasa ne olur? Garaz, menfaat, sahtekarlık, hodgamlık, bencillik, tasannu, yapmacık hareketler, riya, ikiyüzlülük, rüşvet, aldatma gibi haller meydana alır. Zahiri asayiş ve insaniyet altında o devlette ne olur? Anayasa olur, nizam olur, görünüşte olur ama fakat ne olmaz? Eğer ahirete iman, Allah'a iman, iman İslamiyet'in güzel hakim olmasa, evet, zahiri asayiş de olsa, polisi, jandarması da olsa, anayasası da olsa bunlar belli bir yere kadar. Mesela size söyleyeyim. Düşünün ki adam tek başına rüşvet alacak, aldatacak. Onun başına bir polis mi dikeceksin?
polisi de eğitmeniz lazım. O polisin başında bir polis. O halde polis olsun olmasın demiyoruz. Fakat polisten önce onun gönlünü neyi dikmek lazım? Ne? İmanın, başta Allah'a iman, ahirete, ahirete, ahiret imanı ne yapmak lazım? Kalbine, gönlüne yerleştirmemiz lazım ki her an bir polisten 1000 defa daha etkili, daha tesirli ne olsun? Tesir etsin ki o adam böyle yalana, yanlışa, rüşvete elini uzattığı anda Allah'ı hatırlayacak, ahireti hatırlayacak, cenneti hatırlayacak, cehennemi hatırlayacak ve bu işi yapmayacak. Devam ediyorum. Zira zahiri asayiş ve insaniyet altında anarşistlik, vahşet manalar hükmeder. O hayat işi, o şehir hayatı zehirlenir. Dikkat bakın. Gelen ifade. Çocuklar haylazla, gençler sarhoşla, kaviler, güçlü olanlar zulmetmeye, ihtiyara ağlamaya başlar. Buna kıyasla memleket dahi bir hanedir ve vatan dahi bir milli ailenin hanesidir. Bakın milli kelimesi burada da geldi. Yani bizi birbirine bağlayan bağlı nedir bu vatanda? Mesela şimdi diyelim ki biz bütün İslam ülkeleri bizi birbirine bağlayan en büyük bağımız nedir? İman bağıdır. Ama bir Japon, bir Alman kendisine özgü, kendisine has bir şeyler yapabilir. Doğru mu? Bugün mesela Japon işini sağlam yapıyor. Alman mükemmel yapıyor. Bizden aldıkları güzelliklerle ne yaptılar? Çocuklarını, insanları eğittiler. Bu güzellikleri yakaladılar. Bakın, biz niye böyle perişanız? Biz İslamiyet'ten uzaklaşınca, İslamiyet'i yaşamayınca, İslam'ın esasları, Kur'an'ın esasları, şeriatın esasları, sünnet-i seniyyenin esasları, hakim olmacına ne olduk? Tek kelime karanlıkta kaldık. Mesela diyelim İslam'ın hakim olduğu dönemlerde, adam diyelim burada diyelim nerede oturuyor? Diyelim İstanbul'un Avrupa yakasında oturuyor değil mi? Avrupa yakasında arabayı, odunları, kömürü yüklüyor veyahut da yiyeceği yüklüyor. İşte pirinçtir, buğdaydır, undur, yağdır bunları getiriyor. Ta Anadolu yakasında bir fakiri tespit ediyor. Arabacıya diyor ki sen götür o evin önüne dök gel. Kendisi de oraya gitmiyor. Kim gönderdi ne değildir? Söyleyin. Belli değil. Sadaka taşlarına kim parayı koydu ne değildir? Belli değildir. Bak İmam-ı Azam Hazretleri'ni bir kısım zekatını alacak karanlıkta veriyormuş ki kimse onu tanımaz. Görüyor musun? Bak ne kadar güzel. İslam hakim olduğu zaman güzellikte bir değil, bin değil. Elhamdülillah. Ne hakim? Bütün güzellikler, insani, ahlaki, bütün güzellikler nereye hakim? İslam'ın hakim olduğu dönemlerde, o mahallede, o şehirde, o vatanda hakim. Onun için bakın dikkat ederseniz, iman İslamiyet hakim olduğu için 600 sene Osmanlı ne yapmış? Bir saltanat, bir medeniyet kurmuş. Endülüs 800 sene. Asr-ı Saadet 500-600 sene ta tabi'in dönemine kadar, Abbasilere ta şeylere kadar, varıncaya kadar. Ve hakikaten işte Cenab-ı Hak ne dua edelim Allah tekrar bize ne yapsın? O günleri göstersin inşallah. Rabbim memleketimize, alem-i İslam'a imanı, İslamiyeti, şeriatı, sünnet-i seniyeyi, güzellikleri ne yapsın? Hakim kılsın. Amin. Ve hürmeti seyyidun nurselin. Velhamdülillah Rabbil alemin.